başlamadan önce Darahan, bu hani işrakim nereye taalluk ediyor caru mecrur? Fil Kur'an'ı nereye taalluk ediyor? Bir arbaati nereye taalluk ediyor? Bak üç tane caru mecrur peş peşe gelmiş. Bunlar nereye taalluk ediyor? Biraz düşün bakalım. Hocam bi erbaati evcuhin vaka'a ayet tanık ediyor. Öyle mi? Olabilir yani. O bir ihtimaldi. Tamam. O tamam. Ama onu el cevabe de taluk ettirebiliriz değil mi? Cevap dört vecihine. İşrak, bir Kur'an işrak etaluk ettirebiliriz. Güzel. Hangi İşrake mi? işrak edeyim? Bir dakika, bir dakika. Vakaya hocam. Şu Kur'an işrake mi taalluk ediyor? Vakaya taalluk ediyor. Vaka, Ha, vakaya daha iyidir. Evet. Oğuzhan söyleyip duruyor böyle. Sesini de duymuyoruz ya. Evet. Hani işrakiyem nereye taalluk ediyor? Vaka. Cevabı hocam, cevap. Efendim? Cevabı Cevap hocam. diyor hocam. Kim cevap diyor? Olsan. Ha. O zaman niye sesi gelmiyor? Evet. Hani işrak cevaba taluk ediyor. Doğru. Hani işraki cevaba taluk ediyor. Şimdi Kur'an'ı vakaya taluk ediyor. Bir arbaati ucuhun onu da vakaya da taluk edebiliriz. Cevaba da taluk ettirebiliriz. Evet. Evcut'u biliyorsunuz. Nasıl bir cemiyettir? Darhan. Abdülhakim bu Ya nasıl bir cemiyettir? cemaat Evcut. makası. Abdülhakim uyuyor mu? Peki. Cem-i Mukesser değil mi? El Şeyde Cem-i ya Mukesser efendim? evet. Cem-i Söyle Mukesser dedim Abdülhakim. şeydi. Cem-i Cem-i Mukesser sesin Mukesser. gelmedi. Cem-i Mukesser'in sıraları hangileridir? Yani daha doğrusu şöyle de Cem-i Mukesser'i teyzem de bilir. Cem-i Mukesser'in Cem-i Mukella Afal, kalıbındakilerdir. afal, Ha, bunlar cem-i mukesserin cem-i kille vezinleridir. Cem-i kille. Anlaşıldı mı? Onun için fiil, zaten dört olunca onun altında olunca cem-i kille kullanılır. Evet. Fel cevabu anil işraki evvelen şirkin cevabı Kur'an'da öncelikle şöyle gelmiş. Bir talebi delili minel müşrikine. Müşriklerden onların yaptığı şirke dair delil istenmiş. Yani madem siz haşa bu nesneleri, bu cansız ve varlıkları Allah'a şerik koşuyorsunuz. Deliliniz nedir? Bu bir. İki, ve nakıd temessüki bi âthâril âbâi ve taklidihim. Ve Kur'an şunu da bozuyor. Neyi bozuyor? Atalarının izinde olmayı ve atalarını taklit etmeyi de bozuyor. Yani diyor atalara uymak yani her halükarda uygun bir şey değildir. Eğer atalar bu yolda iseler, makul bir şey yapıyorlarsa atalara uyulur ve taklit edilir. Ama atalar saçma sapan şeyleri yapıyorlarsa onlara uymak hiç de akıl kârı değil. Kur'an ve izâ qîle lehum ittebi'û mâ enzelallâh kâlû ben nettebi'û mâ vecedna aleyhi âbâ'enâ. Evvelev kâne şeytânu yed'ûhum ilâ azâb-ı ve saniye ikincisi Kur'an şöyle cevap veriyor.
بعدم جواز القياس بالسلاطين وعدم المساواة بينهم وبين الله تعالى. Yani müşriklerin ortaklarını sultanlara kıyas ederek kıyas etmeleri de caiz değil. Ve o sultanlarla Allah da aynı seviyede değil. Niye? لِأَنَّ لِاِخْتِسَاسِ اللّٰهِ تَعَالَى بِاِسْتَحْقَابِ غَايَةِ تَعْظِيمِ. Çünkü Allah Celle Celaluhu o tasavvurumuzun çok fevkinde, çok ötesinde olan büyüklüğüyle büyüklüğe mahsustur. Allah Celaluhu tasavvurumuzun çok ötesinde olan bir büyüklüğe hak ediyor. Daha doğrusu şöyle diyelim, bu tazim diyor yani Allah Celle Celaluhu azamet değil, ben azamet yorum abi. Allah Celle Celaluhu o tasavvurlarımızın ötesindeki büyüklüğüyle son derece tazim etmeyi hak ediyor. Son derece tazim etmeyi hak ediyor. Ki o son derece tazimin de adı kısaca nedir Darhan? İbadet mi hocam? O son derece tazimin adı ibadettir. Ki hatırlarsanız İbadetin Zemahşeri'den sıkça aktardığımız bir tarifi var. Zemahşeri ibadeti aksal hudu'i ve tezellüli lil ma'budi diye tarif ediyor. Yani çok önemli oturan bir tarif. Ama bi hilafi haulâ'l ibadî, bu kullar ise sultanlar falan, onlar son derece tazim etmeyi, yani ibadet etmeyi hak etmiyorlar. Çünkü onların büyüklükleri çok sınırlıdır. Çok cüz'idir, geçicidir, arzidir, zati değildir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun azameti hem daimidir, hem zatidir, değil mi? Hem kullidir. Azameti öyle değil ki. Ve sadisen, üçüncü olarak şununla o şirklerine Kur'an cevap veriyor. Bi beyani icma'il enbiya'i ala hazil meseleti. Peygamberlerin bu meseledeki icmanı açıklamakla da o şirke cevap veriyor. Yani peygamberler ki salavatullahi aleyhim tarih boyunca insanların yıldızlarıdırlar. Peygamberler tarih boyunca kemalatlarıyla, yüksek seciyeleriyle, ahlaklarıyla vesaire davranışlarıyla peygamberler insanlığın meşaleleridirler, yıldızlarıdırlar. Dolayısıyla bu peygamberler aleyhissalatu vesselam tevhid üzerinde icma etmekle de Kur'an o müşriklerine veriyor. Bir cevap vermiş oluyor. Kema yedül aleyh, nitekim bu manaya şu ayet-i kerime delalet ediyor. Ve ma arsalna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Ve ma arsalna hasr suretiyle getirmiş. Hiçbir peygamber göndermedik ki illa o peygambere şunu vahyettik. Benden başka Rabbul Alemin buyuruyor. Benden başka ilahın olmadığını ve dolayısıyla bana ibadet edin diye vahiy etmiştir. Dolayısıyla demek ki peygamberlerin tevhid konusundaki icmağı da bu müşriklerin şirkinin çürük olduğuna delalet ediyor. Çünkü müşriklerin fazilet ve erdem adına insanlığa kattıkları hiçbir şey yok. Bilakis müşrikler bütün tonlarıyla, çeşitleriyle, gruplarıyla dünyanın her tarafındaki müşrikler insanlığın kamburu gibidir. Tarih boyunca insanlığa hep yanlış şeyler yaptırmışlar. Kötü şeyler, kötü örnekler olmuşlar. Ama peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem şöyle değil. Barabi'an, dördüncüsü Kur'an şöyle şirkin, müşriklerin şirkine cevap veriyor.
bi beyani şenaati ibadetin asnami, putlara ibadetin çirkinliğini açıklıyor. Mesela o putların hiçbir zarar ve menfaat veremeyeceklerini, çok güçsüz olduklarını, efendim, buna benzer bir takım özelliklerini anlatmakla onları ibadetin ne kadar gayri makul olduğunu, ne kadar akıl dışı olduğunu ifade ediyor. Ve vesukutiha min maratibi kemalil insaniyeti. Ve bu putlara ibadetin insanlığın kemal mertebelerinin altında olduğunu, yani bunun insanlık için bir kemal derecesi olmadığını açıklıyor. Niye? Çünkü makul bir şey değildir. Makul bir şey, makul olmayan bir şey yapan bir insan elbette kemal sahibi olmaz yani. فَكَيْفَ تَلِيقُ بِمَرْتَبَةِ الْاُلُوهِيَةِ. Dolayısıyla bu sanamların, putların ibadeti o uluhiyet seviyesine nasıl yakışır, nasıl ona layık olur? O uluhiyet mertebesine yakışır. Yakışık olan da ibadettir. وَجَاءَ هَذَا الْجَوَابُ الرَّابِ. Bu dördüncü cevap, لِقَوْمٍ جَعَلُ الْاَصْنَامَ مَعْبُودًا لِلَاتِ. Sanamları mabudu bizzat yapanlar, onlara cevap olan gelmiştir. Yani o putları lizatihi ibadet etmeye layık görenlere karşı Kur'an-ı Azimuşşan onları çok fena bir şekilde, efendime söyleyeyim, onların o şirkinin şirkilerini çok güçlü bir şekilde yani çürütüyor. Yani onun bir mantığının olmadığını ve gayri makul olduğunu ifade ediyor. وَوَقَعَ الْجَوَابُ عَنِ التَّشْبِيهِ بِالْوُجُوهِ السَّلَاسَةِ. Kur'an-ı Azimuşşan müşriklerin Allah'ı o putlarına benzetmek suretiyle yaptıkları o teşbihe de üç şekilde cevap veriyor. Onların teşbih eylemine üç şekilde cevap veriyor. وَاَجَابَ الْقُرْآنُ اَوَلْ. Sayfayı indir şeyh. وَاَجَابَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. Kur'an-ı Azimuşşan cevap vermiş hani teşbihi, onların teşbihini. اَوَلًا بِنِنْجِ اُولَرْ şöyle. بِطَلَبِ الدَّل۪يلِ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Yine müşriklerden delil istemekle. Çünkü biliyorsunuz yargı kanunu nedir? Bir konuda iddia sahibi olandan delil istenir. El-beyyinetu alel-muddai vel-yeminu ala men enker. Bu yargılamanın evrensel bir kuralıdır. Şimdi bu yargılama kuralına göre müşriklere biz diyoruz ki siz bir iddiada bulunuyorsunuz. Yani Kur'an-ı Azimuşşan. Onlar diyor ki siz bir iddiada bulunuyorsunuz. Nedir iddianız? Efendimiz söyleyeyim, haşa Allah'ın mahlukata, putlara benzediğini. Madem böyle bir iddiada bulunuyorsunuz, öyleyse bu iddianıza delil getir. Tabi delil getirmemek, ki biliyorsunuz yine müddianın ispat yollarından biri en-nukul. En-nukulu alel-yemin ve en-nukulu alel-beyyine. Kişi hasım yani o iddiasına dair beyine getirmeyince ona nukul diyoruz. Haliyle ne oluyor? O şeyi kabul etmiş olur. Yani o davasının çürüklüğünü kabul etmiş olur. Ki bugünkü kanunlarda da diyorlar ikrar sukut ikrardır. Sukut ikrardır. Yani siz diyelim ki bir memursanız, amiriniz bir konuda savunmanızı istediğinde siz savunma yapmazsanız ne demektir? Siz o suçu kabul etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da ne oluyor?
Kur'an'ın onların teşbihini iptal ettiğinin delili oluyor. Ve binaklı temessuki bi taklidi ebaim ve Kur'an şununla da onların o teşbihini bozuyor. Onların atalarını taklit etmelerinin de makul bir dayanağı, bir gerekçesinin olmadığını, bunu da o temessükü de bozmuş oluyor. Ve saniyen ikincisi bi beyani darurati tecanusi beynel validi vel veledi. Hani Hristiyanlar ve Yahudilerin de bir kısmı Allah için çocuk iddia ediyorlardı ya, müşrikler de meleklerin Allah'ın kızları olduğunu, Hristiyanlar İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olduğunu, bir grup Yahudi de Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söylüyorlardı ya, işte bu haşa Allah Celle Celaluhu'nun çocuğu olursa haliyle veled ile valid arasında tecanüsün olması zaruridir. Yani çok affedersiniz, insanlardan öküzler doğmuyor. Sığır mesela. Yani insan sığır doğurmuyor. Sığır da insan doğurmuyor. Sığır doğuruyor. İnsan da insan doğuruyor. Dolayısıyla siz hem örneğin İsa gibi fani olan ve ceset olan ve bütün efendime söyleyeyim beşeri arızalara maruz olabilen bir insanın efendime söyleyeyim Allah'ın oğlu olduğunu iddia ettiğinizde Allah'ın da onun gibi haşa olması lazım. Çünkü niye? Allah, yani İsa Allah gibi değil. Yani İsa ebedi değil. Çünkü ölmüştür. İsa efendime söyleyeyim mutahayyizdir. İsa bir takım beşeri arızalara maruzdur. Dolayısıyla İsa'da Allah'ın özellikleri yok. Öyleyse Allah'ta haşa İsa'nın özelliklerinin olması lazım. Bunu de söylediğiniz takdirde o uluhiyet davası kökünden çöker. Çünkü beşer, o beşer olma özelliğiyle nasıl ilah olur? وَهُوَ الْمَلَائِكَةُ وَاَيْسَهُ وَهُوَ مَفْقُدُونَ Bu da yok burada. وَثَارِسًا Üçüncüsü, yani وَهُوَ dediği tecanüs. Burada yok. Yani bu grupların Allah'a isnat ettikleri evlat, haşa, meleklerdir, İsa'dır veya Uzeyr'dir. Her üçünde de böyle bir tecanüs, onlarla Allah arasında bir tecanüsün olmadığını söyledik şimdi. Ve sadece üçüncüsü, Kur'an onların o teşbihini şununla iptal ediyor. Bi beyani enne isbâte şey'il mekruhi evul mezmûmi elbinti andahum lillahi tebâreke ve teâlâ. Şununla da onların o teşbihlerini çürütüyor. Onların nezdinde mekruh olan, yani hoş olmayan ve zem edilen bir şeyi Allah'a ispat etmek ki nedir? Kızlardır. Hani melekler Allah'ın kızları diyorlardı ya. Halbuki onlar kızlarını kendi elleriyle diri diri görmüyorlardı. O kadar kızlardan hoşnut olmuyorlardı. İşte o hoşnut olmadıkları kızları Allah Celle Celaluhu'ya isnat etmekle ne yapıyorlar? Sahih. Şeniyon cidda. Çok çirkin bir şey yapmış oluyorlar. Çünkü kendilerinin beğenmediği bir şeyi Allah'a isnat ediyorlar. El yarabbikumul benatu ve lekumul ben. Kur'an onların bu çirkinliği de bu şekilde çürütüyor. Rabbinize kızlar olsun, o beğenmediğiniz, kendiniz için uygun görmediğiniz, yakışık görmediğiniz kızlar Rabbinizin olsun, sizin de olanlar olsun. Vesika hadel cevap. Bu cevap niçin Kur'an zikretmiş? Li kavmin, öyle bir kavim ki yani müşriklerdir. İ'tadul istilâne bil meşhurâti vel mutevahhemâti şeriyeti.
Yani mantık açısından bu kızların şirk, yani mekruh oluşunun delil göstermesi mantık açısından bu kıyasa şiir denir veya meşhurat denir. Yani bu önerme. Meşhurat da diyebilirsin çünkü onlar nezdinde bu meşhur bir şeydi, makbul bir şeydi ve şiir de diyebilirsin çünkü vehmi bir şeydir. Ve kâne ekser, tabi şiir veya meşhurat, meşhurat hitabete giriyor, vehmi olanlar da şiire giriyor. Her iki kıyas şekli de pek makbul kıyas şekilleri değil. Yani şey, yani daha doğrusu afan. Her iki kıyas şekli de kullanılıyor. Onu söylemem lazım. Ve kâne ekseru müşrikîn, ve müşriklerin çoğu muttasıfîne bihâzî sıfet. Yani bu özelliği taşıyorlardı. Bil ahzi bil meşhurat vel mutevahhemâti. Dolayısıyla Kur'an'da onların diliyle onlara ne yapmış oldu? Cevap vermiş oldu. Evet. Sayfa indi biraz daha. وَوَقَعَ الْجَوَابُ عَنِ التَّحْرِيفِ بِالْوَجَيْنِ Onların yapmış oldukları tahrife dair de Kur'an iki cevap veriyor. اَوَّلًا بِبَيَانِ عَدَمِ مَا يَقُولُونَ عَنْ اَئِمَّةِ الْمِلَّتِ Bütün dinlerin, yani hak dinlerin imamları, öncüleri, rehberleri, liderleri olan peygamberlerden onların söylediği bir şeyin menkul olmadığını açıklıyor Kur'an. Dolayısıyla onların o dindeki mesela Hristiyan, Yahudilerdir, o yaptıkları tahrifatın da boş olduğu, yanlış olduğunu ispatlamış oluyor. Ve betfaniyen ikincisi bir beyani en hâzi kullâ, bütün bunlar ihtirâ'u ve ibtidâ'u nüfusi gayr-i masumeti. Onların bütün bu söylediklerinin masum olmayan akılların uydurmalarıdır. Dolayısıyla güvenilebilen şeyler değildir. Bu da neyi gösteriyor? Onların o tahrifatlarının da yanlış olduğunu, bozuk olduğunu ne yapıyor? Kur'an bu şekilde cevap vermiş oluyor. Evet. Tabii bu Şehveliyullah bütün bunlarla Kur'an'ın cidalini anlatıyor. Yani Kur'an nasıl müşriklerle ve kafirlerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla, müşriklerle, ateistlerle nasıl mücadele ettiğini ve onların tezlerini nasıl çürüttüğünü bu şekilde anlatmaya çalışıyor. Çünkü hani Şehveliyullah'a göre Kur'an'ın bir maksadı da cidaldır. Tabii diğer alimler buna yer vermiyor ama Şehveliyullah o sivri zekasının bir ürünü olarak buna yer veriyor. Yani Kur'an'ın bir maksadı da cidaldır diyor ve cidali bu şekilde bize anlatıyor. Kur'an'ın o müşriklerin şirkiyle, tahrifiyle, teşbihiyle nasıl mücadele ettiğini, nasıl cevap ettiğini, verdiğini bu şekilde bize anlatıyor. Evet, burada duralım.